Herkese merhaba. Nokia 2012 yılında çıkardığı 808 PureView'un ardından yeni bir 41 megapiksel kameralı telefonla karşımızda. Geçtiğimiz Temmuz ayında duyurulan Nokia Lumia 1020, 11 Ekim tarihinden itibaren Turkcell tarafından Türkiye'deki tüketicilerle buluşulacak. Nokia Lumia 1020, Nokia'nın deyimiyle ikinci nesil 41 megapiksel kamera barındırıyor. F2.2 diyafram açıklıklı, Carl Zeiss lens ve optik görüntü sabitleme sistemi bu kameranın başlıca özellikleri arasında yer alıyor. Nokia Lumia 1020'nin kamera tarafındaki hünerleri Nokia Pro Kamera adı verilen uygulama sayesinde etkileyici işlere dönüşüyor. Tüm kontrollerin otomatik olarak yapılmasını sağlayan ve kullanıcılara sadece deklanşöre basıp çekim yapmayı bırakan bu uygulama aynı zamanda tüm ayarları elle yapma, öte yandan bunları yaparken bir taraftan da çıkacak sonucu daha önce görme imkanı da veriyor. Çift çekim adı verilen yeni bir özelliği kullanan Nokia Lumia 1020, sınırsız düzenleme fırsatı sağlayan 4.3 oranında 38 megapiksel ve 16.9 oranında 34 megapiksel yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekiyor. Ayrıca Windows 18'in paylaşım araçları aracılığıyla hızlı paylaşım olanak sağlayacak 5 megapiksel çözünürlüklü versiyonları da aynı anda üretiyor. Nokia Lumia 1020 hareketli nesnelerin fotoğraflarını çekilmesi noktasında da başarılı işler çıkarıyor. Gördüğünüz gibi deneyim alanında yer alan hareketli bir kürenin fotoğrafını çektikten sonra elde edilen sonuca baktığımızda kürenin sanki duruyormuş gibi çekildiğini fark ediyoruz. Üstelik yakınlaşma yaparak küre üstünde yer alan yazıları da yüksek netlikte görüntülemek mümkün oluyor. Nokia Lumia 1020'nin kamerası düşük ışık koşullarında da başarılı işler çıkarıyor. Biz fotoğraf çekerken genellikle flash kullanmayız. Ancak bazı durumlarda Nokia Lumia 1020'nin flashı daha iyi sonuçlar verecek gibi görünüyor. Nokia Lumia 1020 yakın çekimlerde bile yüksek yakınlaştırma imkanı sunuyor. Nesneye çok yaklaşsanız bile gayet detaylı ve yüksek oranda zoom yapma izin veren fotoğraflar üretiyor. Kamera özellikleri dışında Nokia Lumia 1020 temel Windows 18 deneyimini sunuyor. Telefonun tasarımı da Nokia Lumia 920'nin tasarımına bir aylı benziyor. Dahili kablosuz şarj özelliği yok ancak bunun yerine kablosuz şarj özellikli bir kapak alıp bu özellikten yararlanmak mümkün. Öte yandan Nokia Lumia 1020 ile birlikte sunulan kamera tutucuda bu akıllı telefonu bir fotoğraf makinesi gibi kullanmaya izin veriyor. Nokia Lumia 1020 11 Ekim tarihinden itibaren Turkcell tarafından satışa sunulacak. Telefon için 1999 Türk Lirası artı KDV'lik bir fiyat belirlendi. Ayrıca Turkcell aboneleri ayda 83 liradan başlayan ödemelerle bu telefona sahip olabilecek. Lumia 1020'nin sarı, beyaz ve siyah renk seçenekleri bulunacak. Nokia Lumia 1020 ile ilgili daha fazla ayrıntıyı ilerleyen günlerde gerçekleştireceğimiz detaylı incelemede bulacaksınız. Şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.